Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere bağırsak hastalıkları ve bağırsak sağlığı hakkında konuşacağım. Bağırsak deyince aklımıza ilk gelen probiyotiklerden oluşan bağırsak florasıdır. Probiyotikler bağırsak iç yüzeyini kaplayacak şekilde bağırsak mukozasını oluştururlar. Bağırsak mukozası bağırsak yüzeyini her türlü tehlikeden ve enfeksiyonlardan koruyan önemli bir yapıdır. Bağırsak mukozasını probiyotikler oluşturduğu için probiyotiklerin bağırsaklarda yeterli miktarda bulunması ve korunması önemlidir. Bilindiği üzere bağırsak floramızı oluşturan probiyotikler doğum esnasında anneden alınır. Bu durum sezeryan doğumlar için geçerli değildir. Normal doğumla dünyaya gelmiş sağlıklı bir bağırsak florasına sahip bir insan için herhangi bir bağırsak probleminin meydana gelmesi, bağırsak florasının dengesinin kaybedilmesiyle başlar. Çünkü dengeli bir bağırsak florası her türlü bağırsak enfeksiyonunu önleyebilir. Bağırsak problemlerinin tamamına yakını enfeksiyon hastalıklarıdır. Şimdi bağırsak hastalıklarından bahsedecek olursak, en yaygın ve neredeyse tedavi edilemeyen bağırsak hastalıkları kronik kabızlık, kronik ishal, irritable bağırsak sendromu, kolit, ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır. Kabızlık, bağırsaktaki probiyotiklerin ciddi anlamda azalmasıyla gerçekleşir. Kronik ishal, bağırsak florasını oluşturan probiyotiklerin ciddi oranda azalması ve buna ek olarak bazı probiyotiklerin enfeksiyon geliştirerek meydana getirmesidir. İritable bağırsak sendromu, bağırsaklardaki probiyotiklerin azalması ve buna ek olarak patojen mikroorganizmaların enfeksiyon geliştirmesiyle oluşur. Kolit, bağırsaklardaki probiyotiklerin azalması sonucu bağırsak mukozasının bozulması ile meydana gelen bağırsak çeperinde patojen mikroorganizmaların enfeksiyon geliştirmesidir. Ülseratif kolit de kolit ile kalın bağırsak duvarında meydana gelen enfeksiyonun kalın bağırsağın tamamına belki de ince bağırsağında bir kısmına yayılma durumudur. Crohn hastalığı ise ülseratif kolitle kalın bağırsağın tamamında ve ince bağırsağın bir kısmında devam eden enfeksiyonun sindirim sisteminin tamamına yayılması durumudur. Öyle ki bu enfeksiyona bağlı yaralar anüsten ağız içine kadar sindirim sisteminin tamamında görülebilir. Kronik kabızlık, kronik ishal ve irritable bağırsak sendromu bağırsak içeriği ve bağırsak mukozası ile ilgilidir. Kolit, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı ise bağırsak duvarının direk yapısı ile ilgilidir. Bu nedenle insanlar bu sorunları yaşadıkları halde kolonoskopi incelemelerinde herhangi bir bulguya rastlanmamaktadır. Çünkü bu sorunlar bağırsak duvarı ile ilgili değil, bağırsak içeriği ve bağırsak mukozası ile ilgilidir. Kolit, ülseratif kolit ve Crohn doğrudan bağırsak duvarı ile ilgilidir. Bu üç durumda bağırsak duvarında yaralar oluştuğu için kolonoskopi incelemelerinde sonuç alınabilir. Görüldüğü gibi bütün bu bağırsak sorunlarının başlama sebebi bağırsak florasının ve bağırsak mukozasının bozulmasıdır. Bu da gösteriyor ki bağırsak sorunlarının giderilmesi bağırsak florasının yeniden oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için bağırsakların parazitlerden temizlenmesi, patolojik mikroorganizmalardan temizlenmesi, doğru probiyotik yüklemesi yapılarak bağırsak florasının düzenlenmesi, bağırsak mukozasının yeniden oluşturulması ve son olarak da bağırsak duvarının onarılması ile tedavi gerçekleştirilir. Bağırsaklarda bahsetmiş olduğum tedaviyi gerçekleştirecek doğal ürünler şu şekilde sıralanabilir. Parazitleri ve patojen mikroorganizmaları gidermek için kabak çekirdeği yağı ve propolis kullanılabilir. Muhtemel bir kandida enfeksiyonuna karşı akgünlük ağacı sakızı, karahindiba çayı, aynı sefa çayı ve doğal elma sirkesi kullanılabilir. Bağırsak duvarındaki yaraların giderilmesi için bir multivitamin veya C vitamini,
sarı kantaronla desteklenmiş kudret narı kullanılabilir. Bağırsak bu şekilde enfeksiyonlardan arındırılıp bağırsak duvarı da onarıldıktan sonra olabildiğince yüksek kalitede ve bol miktarda probiyotik yüklenmesi yapılır ve eş zamanlı olarak kaliteli lif de kullandırılır. Bu yaklaşımla bağırsaklar bütün zararlı unsurlardan ve enfeksiyonlardan arındırılmış olur. Bağırsak dengesi yeniden oluşturularak bağırsak eski sağlığına kavuşturulmuş olur. Bağırsak sağlığını koruyabilmek ve ömür boyu sağlıklı bir bağırsakla yaşayabilmek için hayati bir durum söz konusu olmadıkça antibiyotik ve ağrı kesici kullanmamak, koruyucu katkısıyla raf ömrü uzatılmış bütün hazır gıdalardan uzak durmak, sağlıklı sıvı tüketimini ve lif tüketimini artırmak hayati öneme haizdir. Sağlıklı lifler, mide asidinin sindiremediği, probiyotiklerin gıda olarak kullandığı bitkisel kaynaklı liflerdir. Prebiyotik de dediğimiz, probiyotikleri besleyen liflere birkaç örnek vermek gerekirse, kuru soğan, pırasa, lahana başta olmak üzere bütün yemeklik sebzeler ve yeşil sebzeler prebiyotiktir. Yüksek oranda B vitaminleri ve lif içerdikleri için bütün bakliyat ürünleri de önemli prebiyotiklerdir. Ömür boyu sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmanız dileğiyle. Hoşça kalın.